Sorumluluk. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de biz amaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsan ise bunu sırtına yükledi. Çünkü o çok zulümkar ve çok cahildir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Allah insanı onurlandırarak elleriyle yarattı. Ona ruhundan üfledi ve meleklerin ona secde etmeleri emretti. Ayrıca onu birçok şeyde diğer yaratıklardan üstün kıldı. Bunlara dahil olmak üzere sorumluluk ve şer'i yükümlülükleri üstlenmesidir. Toplumdaki mevkisi ne olursa olsun yetişkin ve aklı yeten hiçbiri bu sorumluluktan sıyrılamaz. Zira herkes gücü yettiğince ve kendisine verilen görevin kapsamına göre sorumludur. Hiç şüphe yok ki sorumluluk bir onurlanma olmadan önce bir yükümlülüktür. Sorumluluğa sadece bir onurlandırma olarak bakan genellikle tehlikeleri ve sonuçlarıyla karşılar. Ama onu hakkıyla alıp ona yükümlülük ve mesaj olarak bakan ise Allah tarafından destek görür. Bu konuda Peygamberimiz Abdurrahman bin Semura'ya "Ey Abdurrahman, emirliği isteme. Çünkü isteyerek sana verilirse onunla baş başa bırakılırsın. İstemeden sana verilirse onun uğrunda yardım görürsün" demiştir. Ebu Zer'den rivayete göre Ebu Zer şöyle demiştir: "Ya Resulallah, beni vali yapıyor musun?" dedim. Bunun üzerine eliyle omzuma vurdu. Sonra "Ey Ebu Zer, sen zayıfsın. Bu valilik bir amanettir. Gerçekten kıyamet gününde o kapazelik ve pişmanlıktır. Yalnız onu hakkıyla alarak o hususta üzerine düşeni yapan müstesnadır" buyurdu. Sorumluluğun çeşitli türlerinden şunlardan söz edeceğiz. İlk olarak aile sorumluluğu. Ailenin toplumun istikrarı ve uyumu konusunda büyük bir rolü vardır. Yapısının temel taşıdır ve ilk savunma hattıdır. Ebeveynler de görevlerini yerine getirerek bu ailenin inşasından ve istikrarından Allah'a karşı sorumlulardır. İslam bu görev ve hakları belirleyip ailenin bütün üyeleri arasında paylaştı. Peygamber Efendimiz, "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz" buyurmuştur. Ailenin başarısı ve istikrarı üyeleri arasındaki hakların ve görevlerin korunmasına ve ihmal edilmemesine bağlıdır. Aile üyeleri arasındaki sorumluluk karşılıklıdır. Herkesin sevgi içinde rol oynadığı haklar ve görevler karşılıklı saygı üzerine yerine getirilir. Ama vazgeçip ihmal eden ise Allah tarafından yaptığı her şeyden sorulacaktır. Peygamber Efendimiz, "Allah her çobana gütmesini dilediği sürüden soracaktır. Koruyabildi mi, kaybetti mi? Sonra erkeğe ev ehlinden sorar" demiştir. Yine şöyle demiştir: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter." İkincisi, görev sorumluluğu. Bilindiği gibi sorumluluk her sorumlunun yükümlü olduğu görevin büyüklüğüne göre büyük olur. Sorumluluk kapsamı ne kadar genişse o kadar özel şartlar gerekir. Bu şartların başında verimlilik, yetkinlik, tecrübe, dürüstlük ve bu sorumluluğun ve sonuçlarının işlevlerini yerine getirme becerisi gelir.
Halbuki kişi kendi önünde, halkın önünde ve Allah'ın önünde yükümlü olduğu her şeyden sorumludur. Efendimiz, 10 kişiye amirlik eden kıyamette elleri bağlı olarak getirilir. Adilse kurtulur, değilse zulmü yüzünden helak olur buyurdu. İnsanların işlerini veya bir işini üstlenen her biri iyi bir performans göstermekle yükümlü olduğunu bilmesi, Allah'tan korkması ve kamu malıyla ilgilendiğini ve işinin sınırları dahilinde hareket edeceğini gözlemlemesi gereklidir. Her ne ad altında olursa olsun harama asla bulaşmamalıdır. Bununla birlikte herhangi düzeyde bir sorumlunun kayıtsız kalması doğru olmadığını ve kendi sorumluluğu kapsamında olan tüm görevlerin ayrıntılarını takip etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ancak bunun bazen küçük veya basit görünmesi önemli değildi. Ki bazıların küçük veya basit olduğunu sandıklarını ihmal etmek neticesinde dayanılmaz bir hasar meydana gelir. Hepimiz güvenmenin takip etmemek anlamına gelmediğini ve takip etmenin güvenmemek anlamına gelmediğini fark etmeliyiz. Her sorumluluğu sorumluluğu kapsamındaki güçlü ve sadık bir yardımcı seçmelidir. Kim bir topluluğun başında daha iyi olanı varken bir adam tutarsa Allah'a, onun Resulüne, vatanına ve üstlendiği amanete ihanet etmiş olur. Üçüncüsü, sosyal sorumluluk. İslam tüm insanlar arasında eşitlik temeline dayanan ve sevgi, saygı ve dayanışmanın hakim olduğu güvenli ve istikrarlı bir yaşam sağlayan toplumsal kurallar koymuştur. Böylece toplum tek bir beden haline gelir. Bugün insanların halini tefekkür eden, açlığını giderecek kadar bir şey bulamayan fakir, ilacını alamayan hasta, kimsesiz dul, yetim ve güçsüz nice insanlar olduğunu fark eder. İşte bunların çıkarlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak sosyal, dini ve ulusal sorumluluktandır. Hatta Müslümanların bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinden düşen farzlardandır. Peygamber Efendimiz, bildiği halde yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse bana iman etmemiştir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu sosyal sorumluluğa değer vererek insanların ihtiyaçlarını karşılamayı onun camiinde itikaf etmekten daha öncelikli yaptı. Ebu Said Huderi'den naklen şöyle demiş. Bir defa biz peygambere beraber bir seferdeyken devesi üzerinde bir adam geliverdi ve gözünü sağa sola çevirmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah, kimin yanında fazla hayvan varsa onu hayvanı olmayana versin ve kimin fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin buyurdu. Efendimiz farklı hadislerde insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah Teala'nın en sevdiği iş bir Müslümanı sevindirmek, onun sıkıntısını gidermek, borcunu kapatmak veya açlığını gidermektir. Kim bir din kardeşinin ihtiyacını gidermek için yürür ve sıkıntısını giderirse, bu yaptığı onun için mescidimde bir aylık itikaftan daha hayırlıdır. Din kardeşinin rahata kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için idarecilere gidip uğraşana, herkesin ayağı kaydığı zaman Allah Teala onu kurtarır buyurmuştur. Peygamber, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve ilgilenme konusunda sahabelerini bizzat takip edip soruyordu. Peygamber Efendimiz bir gün sahabelere sordu. Bugün hanginiz oruçludur? Ben ya Resulallah dedi Hazreti Ebu Bekir. Peygamberimiz, bugün hanginiz bir cenazeyi takip etti diye sordu. Ebu Bekir, ben ya Resulallah diye cevap verdi.
Peygamberimiz bugün sizden kim bir fakiri duyurdu diye sordu. Abu Bekir ben duyurdum ya Resulallah dedi. Peygamberimiz içinizden kim bir hasta ziyaret etti diye sordu. Yine Abu Bekir ben cevabını verince Resulullah bu hasletler kimde toplanırsa işte o cennete girer demiştir. Dördüncüsü ulusal sorumluluk. Vatanın hepimizin üzerine hakları vardır ki onu korumak ve geliştirmek için büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Peygamber Efendimiz sahabelerine vatani ve kutsallıklarını savunmak için can ve mal feda etmenin Allah yolunda cihat olduğunu belirtmiştir. Allah Teala, Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır buyurmuştur. Ayrıca ülkenin yeniden inşası için çalışmak, onu geliştirmek, kamu çıkarlarını özel çıkarlardan tercih etmek ve çabaları birleştirmek ulusal sorumluluktandır. Allah Teala, toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın ve başka bir ayette çekişmeyin yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Bilelim ki herkese onları durdurun çünkü kendilerinden daha da sorulacaktır. Söyleneceği bir gün gelecektir. Üstelik o gün siz huzura alınırsınız, hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Ayetini iyice düşünelim. Allah Teala yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir buyurmuştur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, az saatlerden sonra iyilik, bereket, itaat günleri olan mübarek Şaban ayına başlayacağız. Şaban ayında amellerin Allah'a arz edilmek üzere yükseltilir. Bu yüzden Resulullah daha fazla ibadet ve itaatle ilgi gösteriyordu. Bu ayda Resulullah daha fazla oruç tutuyordu. Hatta bu durum sahabelerin dikkatini çekip birbirlerine bu ilginin sırrını sormuşlar. Usame bin Zeyd anlatıyor. Resulullah'a ey Allah'ın Resulü, Şaban ayında tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu göremiyorum dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Bu öyle bir aydır ki ameller alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin Şaban ayındaki orucunu şöyle anlatıyor. Resulullah öyle oruç tutuyordu ki hatta biz orucu hiç bırakmayacak diyorduk. Bazen de uzun süre oruç tutmayı bırakıyordu ki biz bu ay hiç oruç tutmayacak diyorduk. Resulullah'ın Ramazan ayından başka bir ayı tamamen oruç tuttuğunu görmedim. Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim. Allah Teala Şaban ayını mübarek bir geceyle ayrı tuttu. Allah bu mübarek gecede kullarına merhametle bakar, günahlarını affeder ve kusurlarını örter. İşte bu gece Şaban'ın 15. gecesi, beraat gecesidir. Ebu Musa el-Aşari, Hazreti Peygamber Efendimiz'den şöyle rivayet etmiştir. Allah Teala Şaban ayının 15. gecesi bütün yaratıklarına muttale olur. Onların hepsini bağışlar. Ancak müşrik ve münafık olan kulları bağışlamaz. Başka bir rivayette, Allah Şaban'ın 15. gecesinde kullarının haline muttale olur. Müminleri bağışlar, kafirlere mühlet verir. Kin tutan kimseleri
bu hallerinden vazgeçene kadar mağfiretinden mahrum bırakır. Bu mübarek günleri fırsat kullanarak çokça ibadet etmeliyiz. İyi işler yapmalıyız ve Allah'a yaklaşmalıyız. Peygamber Efendimiz bu bağlamda muhakkak ki Rabbinizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser, siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın, hayra talip olun demiştir. Allah'ım bizleri zikrinde, şükründe ve hüsnü ibadetinde daim eyle.